hoş geldiniz. Dışarıda ya. Yağmur yağıyor ve deli gibi bir soğuk var. Türkiye'yi aramayan çok bir soğuk. Hepinize merhabalar. Tabii soğuk değil. Sıcacık sevgimizde hepinize merhabalar. Canlarımız canım arkadaşlar. Ay bir dur, hiç güzel yapamıyorsun ya. Arkadaşlar evimize hoş geldin diye açman lazımdı kapıyı. Evimize hoş geldiniz. Canım arkadaşlar Amerika'dayız biliyorsunuz ki ve artık bu bizim yeni evimiz. Yani birkaç ay misafir olacağımız evimizde diyebiliriz arkadaşlarımız. Bakın yanımda kimler var. Bizi asla yalnız bırakmayan Melisa ve Tibet'imiz de yanımızda arkadaşlar. O zaman hemen ev turumuz başlasın. Alexa, turn on the table light. Okay. Amerika'da yaşadığımız evi hepiniz çok merak etmişsiniz. Arkadaşlar hadi o zaman ev turunu hep birlikte yapalım. Melisa ve Tibet'te görüyorsunuz. Bizi asla yalnız bırakmayan bebeklerimiz de bizimle beraber. Ve o zaman hemen merak ettiğimiz, daha doğrusu en çok merak ettiğiniz yer yatak odamızdan mı olmaz mı Bose? Evet arkadaşlar biz şimdi şuradan başlayalım. Kapıdan girdikten sonra bizi şurada hemen... Ama beş ay nasıl gidiyorsun? Ama tamam bizden ben konuşabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Amerika'da olsak da elhamdülillah. Kapıdan girdikten sonra bizi bir salon karşılıyor arkadaşlar. Burası salon, mutfak. Dediğimiz gibi yani bildiğimiz gibi tam bir Amerikan style. Çünkü mutfağı, oturma alanı yani yemek alanı ve burası salonumuz birleşik. Ve hatta arkadaşlar asma katımız da birleşik. Yani ikinci katımız da buradan böyle görebiliyoruz. Ayrı gayrı bir şey yok. Her şeyi görebiliyoruz. Bu evin bu özelliğini çok seviyorum. Gülhan'la bir şey yapmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor hiçbir fikrim yok. Ama buradan başlayalım. Şimdi burada bir şömine var değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz. Ama bu gerçek değil. Dıt. Arkadaşlar bu elektrikliymiş. Yani açıldığı zaman alev gibi şeyler gözüküyor. Ama gerçek değil. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada bir çiş var. Çünkü biliyorsunuz bu evde bizim harmonimiz gibi benzer bir arkadaşımız var. Adı Herkules. Evet açtın. Arkadaşlar hep çocukluğumda filmlerde gördüğüm bu saat var ya. İşte bakın bu saatlerden biri. Bunu... Biraz önce öptü. Ama bunu... 15'te bir yani çeyrekte bir ötüyor arkadaşlar. Böyle bana sıçıyoruz. Hala alışamadınız. Bir orada var bir burada. Bunun yanında kaldığımız canımız gibimiz babasıyla birlikte yapmış arkadaşlar. Bakın her bir ayrıntısını birlikte yapmışlar. Ama bu bozulmuş. O yüzden orada yenisi var. Yenisi de annemin dediği gibi 15 dakikada bir çalıyor. Hatta şöyle de bir özelliği var. Ben bunu yeni öğrendim. Siz de öğrenin. Gül abla tutar mısın? Bunlar manuelmiş. Yine de manuel saatlermiş. Ve haftada bir gelip şunları bu şekilde kaldırmamız gerekiyormuş. Bunlar aşağı indikçe böyle kaldırıyormuşlar arkadaşlar. Gelip birlikte yapmış olalım bunu da. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Hadi ötsün. 15 dakika bir öter. 5 dakika sonra ötecek. Tamam. Şimdi burası salonumuzda arkadaşlar. Koltuklarımız, televizyonumuz. Şurada anlamsız bir penceremiz var. Bu da ben. Bak aynada ben. Şurada anlamsız bir penceremiz var. Nasıl sileceğiz bu pencereyi? Nasıl temizleyeceğiz? Veya açılan bir pencere koymuşlar. Nasıl açacağım ben oraya uzanıp hiç bilmiyorum. Deyip devam ediyoruz. Bir yukarıya yukarıya bak. Bak birazcık daha boyu uzamış oldu. Onlar silerler Bose. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burası kiler. Burada Gül ablamızın IQ'su düştü buraya. biz sensin. Sen şöyle konu mahkeme olarak burada dur. Ara sıra göstereyim. Ben devam ediyorum. Buradakilerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi peçetelerimiz, erzaklarımız, montlar. Burada askı var. Burada işte anahtarımızı, küpeğimizi şeyi koyuyoruz. Burası evet, özel bir oda. Şurada küçük bir tuvalet var. Burada çamaşırhane var. Gördüğünüz gibi burası böyle küçük bir çamaşırlık. Ve burada... Ay bismillahirrahmanirrahim. Ah! Sen mi açtın ya? Her yerden biz fışkırıyoruz. Evet. Burada melek oturuyor ve bizim videolarımızı izliyor. Arkadaşlar burası garaj. Bakın hatta şuraya basıyorum. Gördüğünüz gibi garajın kapısı açılıyor. Ve şu an dışarıda yağmur yağıyor. Gülhamader! Hayır çıkma! Ayakkabın terli! Buraya gel! Gülhamla! Arkadaşlar güle güle! Güle güle kapanıyor! Yağmur birbirine çok güzel. Çok güzel. Çok romantik. Seni gördüğü zaman şey oluyormuş. Fark ettin mi? Ben kapatmıştım. Tam sen girerken altına geçerken durdu. Bu arada buraya gel. Bir şey söyle. Burada bir ölmüş bir fare var. Ya! O ne ya? Ya ne yapıyorsun ya? Korkuttun ya. Ben de çok evet. Korkusunda korkunu istedim. Şurada ne var açmıyoruz. Orası özel bir yer arkadaşlar. Burada. Açın Musa'cığım. Açma Gül abla. Buraya inmek yasak. Yasakmış ama göstermem. Hayır gösteremezsin. Belki videonun sonunda arkadaşlar bekleyin. Şu an evde kimse yok ve ben sizden cesaret alarak buraya inmek istiyorum. Hayır kapatır mısın? Hayır. Yasak. Buraya sonra geleceğiz arkadaşlar. Burası beklesin ve şimdi mutfaktayız. Evet mutfak
Klasik bir Amerikan mutfağı. Benim alanım. Evet, bir ablanın yaşam alanı burası. Ben burada geçiriyorum. Fırınımız, ocağımız, mikrodalgamız. Gösterebilirim. Buralar. Bakın, her gün bir şeyler yapıyorum. Mesela dün kurabiye yaptım. Bir yandan da yiyor. Yeme bari. Cupcake yaptım ve dün de tekrar akşama. Sabah öğlen akşam ayrı ayrı pişiriyorum arkadaşlar. Poğaça. Poğaça yaptım. Çok güzel oldu. Bakın bir tencere bitti. Ve tencerede poğaça yapman da çok ayrı bir olaymış şu anda. Evet, burası da mutfağımız ve mutfaktan böyle masaya ışınlanıyoruz. Oo, bunlar ne Gül abla? Gül ablanın yeni hobileri ve... American Girl, evet. Arkadaşlar biz bunu hatırlıyorsanız geçen hafta mağazasına gitmiştik. Ama aynı zamanda bize posta olarak da gelmiş bu. Öyle, bu da ben arkadaşlar. Merhaba. Burası gördüğünüz gibi yemek alanımız ve bitti mi bitmedi bu katta daha bir de balkonumuz var. Yazın bu balkona çıkmayı dört gözle bekliyorum açıkçası. Çünkü her tarafta yeşil yeşil olmuş olacak. Şöyle komşularımız var. Şurada sincaplarımız da var. Hatta bir tane karşıda gidiyor ama siz göremezsiniz çok uzakta. Evet, sincapları gördüğümüzde arkadaşlarımıza gösteririz. Ve şimdi Gül abla seni şöyle üst kata alabiliriz. Haydi bakalım üst kata çıkalım. Burası bizim ayakkabılarımız. Evet. Çünkü ayakkabılarımız olmadığı için bu evde çok az insan yaşadığı için sadece onlara yetecek kadar bir ayakkabılıkları var. Biz ayakkabılarımızı buraya dizdik. Ve yukarıdayız. Gül abla 3 santim gözüküyorsun. Şu an seni şöyle yukarıdan çekiyorum. Burada bir spor alanımız var arkadaşlar. Gül abla hadi spor yap biraz. Spor yaparken televizyon izliyoruz. Televizyonumu, filmimi, işte çizgi filmimi izliyorum arkadaşlar. Kliplerimi izliyorum. Hatta daha çok kendi videolarımı izliyorum. Çünkü kendimi çok seviyorum. Çok garip bir insansın Gül abla. Şu, al. Yeşil sırrı alabilir miyiz? Yeşil. Evet, hepsini bir arada. Çünkü vaktim olmadığı için hepsini bu seçim. Bir de böyle şunun üzerine ötürür müsün? Sen burada o kendi kendine hipnoz olurken biz devam edebilir miyiz? Hayır, bekleyin. Bir arada bu ne? Bakın arkadaşlar bunlar benim yeni oyuncaklarım. Bunu tanıyanlar lütfen yazsınlar. Hemen. Hemen yazın arkadaşlarım. Bu bebekler ne böyle? Ve göstersene bir abla göremiyoruz. Hayır, bunlar için ayrı video yapacağım. Bakın burada bir Yusufçuk var. Adı Yusuf. Gerçekten tipi Yusuf arkadaşlar. Yusuf ama Amerika'daki adı Joseph. Joseph diyebiliriz, evet. Arkadaşlar bunlar hakkında sizinle daha çok konuşacağız. Çünkü bunlar özel şeyler ve bizim yeni hobilerimiz. Biz Amerika'ya geldik diye hobilerimizi bırakır mıyız, bırakmayız? Gül abla yeni bir hobiye başladı bile diyebiliriz. Ve evet, burası da bizim yukarıdaki oturma alanımız. Yani küçük bir oturma alanı. Amerikan Girl bebeklerimiz çoktan buraya oturdular. Kendilerine bir alan yaptılar bile. Buna bakıyorlar. Burada ne var? Hazine! Wow! İşte size yeni hobimiz demiştik arkadaşlar. Bu da yeni hobimizin bir parçası. Bunları... satmaya başlıyoruz. Dobişko oyuncak değil, Dobişko el sanatları olmuş oluyor. Dobişko hırka. Dobişko art, evet. Arkadaşlar böyle buradan şimdi bir dakika. Burası artık bizim alanımız, o yüzden güzel güzel anlatabiliriz. Şöyle minik bir koridorumuz var. Burada hemen ucundan göstereyim bizim odamız. Burada, bir abla girebilirsin. Poyraz'ın odası. Ve burası da bizim WC'miz. WC. Yani restroomumuz. Evet, banyomuz. Evet, şimdi girebiliriz oraya. Şurada bir gizli bir kapı var. Gizli kapıyı açsam mı açmasam mı? Mağarada kaldım. Gizli kapıyı açsam mı? İlk defa görüyorum. Duvar zannediyorum. Gizli kapı, evet. Gizli kapının içinde bunlar var. Burası bir yüklükmüş. Evet, yüklük var arkadaşlar. Evet, kapatalım. Şimdi gelelim Poyraz'ın odasına. Oo, Poyraz bayağı yerleşmiş. Yok, Amerika haritası, Pokemon posterleri... Wow, bilgisayarı. Bu ne? Cellosu. Evet arkadaşlar, Poyraz cello'ya başladı ve sizin için bir video çekti. Poyraz'ın cello videosunda sizinle paylaşacağım yakında. Evet. İlk kez bu arada. Evet. İlk elime alışık. Bir şey söyleyeceğim. Durur musun? İlk kez oturuyorsun ve çok doğru oturdun. Ama parmaklarını dokundurmuyorsun. Hiç. Ve tel çekiyorsun. Nasıl? Parmak dokunarak mı? Önce bir tel çek de bir önce. Kiralık arkadaşlar. Bunun başında evet, hiçbir şey gelmesin. Alamıyorsunuz burada öyle kafanıza göre. Benim param var. Hadi bana şunu satın. Hayır, bir şey yok yani. Paran olsa alırsın. 6000 dolar alabilecek misin? Ay. O yüzden aylık 30 dolara kiraladık arkadaşlar. Burada bizim kıyafet hanemiz var. Yani çok tatlı bir kıyafetlik yaptık kendimize. Dolabımız. Burada Poyraz'ın Pokemon posterleri, Poyraz'ın çalışma masası, PlayStation'ı, monitörü ve kendi odamıza geçebiliriz. Bir dakika. Bu odada ne fark ettiniz arkadaşlar? Bana hemen bir yorumlar yazar mısınız? Bu odada bir şey fark etmeniz lazım. Ne? Son kez gösteriyorum. Hadi yorumlara yazın. Ne? Şimdi söylemeyeceğim. Biraz sonra söyleyeceğim. Ben bile. Şimdi arkadaşlar. Gir gül abla. Burası da bizim odamız. Burası bizim yatak odamız. Hatırlamadım. Evet. Evet arkadaşlar. Bunlar benim oyuncaklarım bilirsiniz. Böyle gözümün önünde olmazsa olmaz. Bu benim uğur taşım. Evet arkadaşlar, burası bizim yatağımız. Gül ablayla birlikte
Güzelce oraya seçtik. Misafir geliyor evet. Bize. Burası benim çalışma masam. Burası birinci okuma köşemiz. Burada. Bunda şey gibi koymuşsun, sinema koltukları gibi. Harika harika. Evet, güneş o kadar burada... güzel batıyor. Güneş o kadar güzel doğuyor ki Bursa'ya. Evet bir abla. Sen o sıralarda fosur fosur olmuyorsun. Arkadaşlar bakın burada benim masamın şöyle bir özelliği var. İstediğiniz gibi kaldırıp indirebiliyorsunuz. Bu özellik de bayağı güzel benim için. Devam ediyoruz. Televizyonumuz var odamızda. Ne oldu? Televizyonumuz vardı. Bu ne tam bir Türk usulü köşeye çevirmişsiniz mi? Burası da bizim şarkı köşesi. Burada kısırlar falan yapıyoruz. Evet arkadaşlar burayı... Olmalar seriyoruz. Güne falan gidiyoruz. Bir gün Musa'ya yansım veriyorum. Bir gün bana gelir veriyor falan. Evet arkadaşlar böyle bir alanımız var. Çünkü buradan hem televizyon izlemek kolay. Hem camın kenarında güneşi izlemek ve hem hava almak. Hem örgü yapmak. Hem bilgisayara bakmak. Çok güzel bir alanımız var. Burası ikinci okuma köşemiz ve aynı zamanda hobi alanımız. Bakın Gül ablanın ipleriyle. Burada bir sürü ip var. Bahsetmiştik arkadaşlar. Etsy'den böyle güzel hırkalar, aksesuarlar, takılar satmaya başlıyoruz. Yakında Etsy hesabımızı sizinle paylaşacağız. Burası da böyle güzel bir okuma alanı oldu. Camımızı açıyoruz ve dışarı izliyoruz. Ay bugün de ne güzel bitti mi bitmedi. Son olarak burası da bizim bakım köşemiz ve aynamız arkadaşlar. Gül abla. Evet bu şekilde. Dalin. Neden 3 tane Dalin stoğumuz var hiç anlamıyorum ama çok güzel bakıyor yaşlarına. 3 stoğumuzdan olabilir mi? Olabilir. Ve burası ne? Burada bir durup böyle duvarlardan kapılar fışkırıyor arkadaşlar. Burada burası ne var? Depomuz. Depomuz. Evet. Deposu. Kıyafet deposu ve abur cubur deposu. Evet ve işte süpürgemiz falan da burada. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Hadi gel Gül abla. Ne fark ettiniz? Ne fark ettik? Neyle ısınıyor bu ev? Neyle ısınıyor? Hayır onun altında kaldı. Poyraz odasından gösterebiliriz. Bunun altında kaldı ısındığımız şey. Arkadaşlar yerden ısıtma var ama Türkiye'deki gibi bir yerden ısıtma değil. Bildiğiniz yeri delmişler. Ve o delikten sıcak hava üflüyor arkadaşlar. Bakın şurada. Bu yerden ısıtma bu. Ve şu da havalandırma. Söylüyorum. Burada... Söylüyorum. Bu odada fark etmeniz gereken şey bu odada pencere olma işiydi. Evet. Bu odada pencerimiz neyle yok. Neyle sirkülasyon oluyor? Neyle temizleniyor? İşte bu cihazlarla. Amerikalıların hiçbirisi pencere açmıyor arkadaşlar. Biz pencere açınca kavga ediyorlar bizimle. Kapatın diye tutturuyorlar. Biz de kapatmayız. Temiz hava girecek diyoruz. Hayır diyorlar. Biz bu kadar evlerimizin büyüklüğünü o cihazlara göre ayarladık. Açılmayacak diyorlar. Şimdi çok saçma yani şunu ben herhalde burada 10 yılda yaşasam 20 yılda yaşasam anlamlandıramayacağım. Burada bir de bak gördün mü kilit koymuşlar açma koymuşlar açacakmışım nasıl açayım ben onu? Evet arkadaşlar bebeklerimizle ayrı bir video gelecek ama evimiz bu şekildeydi ve şimdi hazırsanız hazır mısınız? Hazırız. Ben gidiyorum Gül abla. Nereye? Gizemli yere gidiyorum. Musa sandık varmış orada. Gizemli yere gidiyorum. Musa gizli sandık varmış. Bir de bak Musa şaka yapıyorsun. Geçelim. Hayır. Gizemli yere gidiyorum. Arkadaşlar burada ne var? Merak ediyorsanız. Bir sonraki videoyu bekleyin arkadaşlar. Çünkü çok gizemli bir yer var.